Selamun aleyküm sevgili takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir lokum tarifimiz var arkadaşlar. Şöyle pekmezimiz, elma pekmezi. Elma pekmezine yapacak maya hoş bir lokumumuz olacak. Malzemelerimiz burada 2 su bardağı suyumuz var. 1 su bardağı elma pekmezimiz. Şöyle 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı unumuz, 2 yemek kaşığı şekerimiz. Bir kase de fındığımız var, fındık kullanacak. Bulamak için de burada Hindistan cevizimiz var. Hemen malzemelerimizi kabımıza döküp karıştıralım. Şimdi şöyle önce pekmezimizden başlayarak, gördüğünüz gibi üzüm pekmezi çok koyu arkadaşlar. Üzüm pekmezi diyorum, elma pekmezi, üzüm pekmezi gibi olmuyor. Bu biraz daha koyu oluyor. Şöyle bir karıştıralım tabanda kalmasın. İki bardak suyumuzu bardağımızın altına şöyle çalkalayarak ilave ettik. Bunun tadı çok güzel. Böyle bir maya hoş bir tadı var. Hemen bu tarafa geçeyim arkadaşlar. Önce suyla pekmezimizi inceleyelim şöyle. Burada 2 yemek kaşığı nişastamız var. Nişasta da biraz yapışkan bir şey olduğu için tabaklara bile yapışıyor. Şimdi bunu da güzelce karıştıralım. İçinde top top kalmayacak. Şöyle 2 yemek kaşığı unumuz var. Onu ilave ettik. Hepsini güzelce bir karıştıralım. Şöyle gayet güzel oldu arkadaşlar. 2 yemek kaşığı şekerimizi ilave ettik. En sona fındıklarımızı. Şimdi hemen ocağımızın altını açıp ocağımızı alalım. Şöyle ocağımızın altında açtım. Bunu hiç durmadan arkadaşlar pişene kadar karıştırmamız lazım. Top top olmasın. Şu kenarlarını şöyle gezdirerek. Doğal, dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Evde pekmeziniz varsa evdeki malzemelerle yapılacak lokum tarifimiz. Ben bunu genelde hep üzüm pekmeziyle yapıyorum. Üzüm pekmezimiz bitti. Anneme bildiğini benim Ramazan yoğurtla çok seviyor. Yoğurtla bitirdi. Bu da karşı komşum Salihan'ın elmalığı var. O her sene yapar. Sağ olsun. Geçen sene yapamadı. Geçen sene elmaların hep soğuk aldıydı. Bu bir önceki senenin pekmezi. Bizi de veriyor. Allah razı olsun komşumdan. Gidiyor ona yardım ediyor. Elmalarını topluyor derken. Komşuluğumuz iyi yani komşularımla. Bu sene bakalım inşallah elması güzel olursa yine yardıma giderek. Bu sene de elma sirkesi yapacağım arkadaşlar. Elma sirkesi de çok güzel oluyor onun. Kaynayana kadar karıştıralım. Şöyle koyulaşmaya başladı. Hızlı hızlı karıştıralım. Kıyılarına, kenarlarına tutmasın. Arkadaşlar fındığı çok gibi gözüküyor ama malzemem az olduğundan herhalde fındığımızda 3 yemek kaşığı kadar bir şeydi. Biraz iri iri kırdım. Bu rengi de çok güzel oldu. Güzelce hızlı hızlı karıştıralım. Şöyle yeter arkadaşlar, bayağı kaynattım. Şimdi altını kapatıp hemen cam kasemin altını suyla
ıslayıp yapışmaması için. Hemen ona dökeceğim. Yeterli, altını kapatıyorum. Şöyle cam kasemin içine suyumuzu döktüm. Şöyle bir gezdirip geri boşaltacağım. Şöyle hemen kasemizin içine boşaltalım. Biraz sıcak. Hiç ısrar etmeden tenceremizin altını şöyle toparladık. Ben tenceremizi kenara aldım. Gayet güzel yaydık. Şöyle bir de vuralım. Bunu ağzını kapatıp arkadaşlar soğuyana kadar, soğuttan sonra buzdolabına koyacağım. Buzdolabında bir 2 saat dinlenecek. Ondan sonra kesme işlemine geçerik. Şöyle dolapta dinlendirdiğimiz lokumumuzu servis tabağımızla birleştirelim. Hemen şöyle çevirdik. Şöyle pek güzel olmuş arkadaşlar. Tam videomu sonlandıracağım zaman nazik arada kapatmak zorunda kaldım. Şimdi şöyle küçük küçük şu tarafına keselim. Bazı şeyleri fındıklı yaptık ya, fındıklar sert gelen yerler biraz pürüzlü kesiliyor ama bir şey olmaz ondan da. Şu şekil. Bak ne kadar güzel oldu. Şimdi ben bunları şöyle Hindistan cevizimize bulayıp servis tabağımıza alacağım. Hemen şöyle kesmiş olduğumuz lokumlarımızı Hindistan cevizimize buladık. Bir tanesinin tadına baktım arkadaşlar. Maya hoş. Hiç baymayan bir tatlı olmuş. Mesela üzüm pekmezi çok tatlı oluyordu ama bu gerçekten çok güzel olmuş. Yiyenlere afiyet olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapmanızı gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar. Lokumlarımız hazır. Şöyle bir tanesini ortasından açıp bakalım arkadaşlar kıvamına. Bakın gayet güzel. Dediğim gibi maya hoş bir tadı olmuş. Çok beğendik. İnşallah sizler de yapar. Beğenirseniz yorumlara bekliyorum arkadaşlar.